Dur lan. Açık mı? Ha. Arkadaşlar selam. Tekrar hoş geldiniz. Bir süredir CapCut videoları çekemiyordum. Telefonum çok müsaade etmiyordu. Telefonu değiştirdim. CapCut videoların devamı artık geliyor. Bugün CapCut'ı genel olarak ele alacağız. Video nasıl içe aktarılır, nasıl kırpılır, nasıl kesilir, arkaya müzik nasıl koyulur, arka plan nasıl silinir gibi en baştan bir başlayacağız. Bununla ilgili birkaç tane soru geldi. Ben de en azından kafalardaki soru işaretlerini kaldırmak için en baştan şöyle bir hızlandırmış başlangıç yapmalık bir video hazırlamaya karar verdim. Çok fazla lafı gevelemeden direkt videoya geçiyorum. Şimdi CapCut'ı ilk açtığınızda karşılaşacağınız arayüz bu şekilde arkadaşlar. Burada sağ üstten ayarlar paneline gidebilirsiniz. Sol üstten yeni proje açabilirsiniz ve sağ tarafta da shortcut kısmından CapCut'ın size sunmuş olduğu birkaç tane template arasından seçim yaparak videolarınızı o düzende yerleştirebilirsiniz. Bu videoda buna girmeyeceğim. Biz şu anda yeni proje diyoruz. Burada bana galerime son eklenen videoları gösteriyor. Eğer yapacağınız proje galerinize eklediğiniz son videolarlaysa tamam direkt buradan seçin. Ama karışık bir düzende seçim yapacaksanız benden size tavsiye önce çekimlerinizi telefonunuzun içinde bir albüm haline getirin. Daha sonra buradan seçin. Nasıl yapıyoruz? Son kaydedilenler değil de aşağıdan kendi oluşturduğumuz albümü seçiyoruz. CapCut eğitim açmışım. Buradan sağ üstündeki yuvarlığa tıklayarak 1, 2, 3, 4, 5 diye videolarımızı seçiyoruz ya da fotoğraflarımızı her neyse. Ama mesela ben bu videonun sadece bir kısmını kullanmak istiyorsam ne yapacağım? Videoya aşağıdan tıklayacağım. X'e değil, evet, videoya tıklayacağım. Bakın burada video direkt oynamaya başladı. Kırp diyeceğim. Ve şöyle sol taraftaki kulakçıktan tutup kırpacağım yere kadar getireceğim. Mesela ben bu videonun sadece sonundaki şu yazıları almak istiyorsam buraya kadar getirdim. Sağ alttan onayla dedim. Ve artık sadece videonun kırptığım kadarını timeline'ımıza ekleyecek. Kırpmayı bir tane daha yapalım mesela. Arabalara gelelim. Bakın burada başında biri orada girmiş kareye. O kişi kareden çıkana kadar kırptım. O kişi çıkınca bıraktım. Okey dedim, aldım. Daha sonra ekle diyerek bütün videoları CapCut'ın içine ekliyoruz. Arayüz kısmı. Şimdi arkadaşlar CapCut'ta videolarınızı eklediğiniz zaman sizi böyle bir arayüz karşılıyor. Bu arayüzü baştan aşağı bir süzelim. Sol üst tarafta projeden çıkmanızı sağlayan X butonu. Sağ üstte birinci olarak videonuzu hangi kalitede çıktı almak istediğinizin seçeneği var. Bakın 1080p'ye tıkladım. Burada bana 720, 480, 4K, 2K. Artık videom hangisine kadar müsaade ediyorsa ve telefonum. Ve video kare hızı. Buradan istediklerimi seçtikten sonra herhangi bir yere basarsam zaten geri gelirim arayüze. Sağ üstteki yukarı oka basarsam da videoyu çıktı alır. Yani videoyu film rulama kaydeder. Bunun bir altında videomun ön izlemesi var. Onun bir altında da bakın orada videomun ne kadar sürdüğüne dair olan bir zaman damgası var. Ortada play, pause tuşum var. Onun biraz sağında geri al ve ileri al butonlarım var. Onun bir sağında da tam ekran olarak izle düğmem var. Biraz daha aşağıya geldiğimiz zaman videomuzun timeline'ı var. Yani bu aslında yapacağımız her şeyi burada yapacağız. Efektleri de burada ekleyeceğiz. Geçişleri de burada ekleyeceğiz. Videomuzu da burada düzenleyeceğiz. Her şeyi burada yapacağız. Aynı zamanda da bu arada sol taraftan klibin sesini kapat dersek timeline'deki bütün kliplerin sesini kapatır. Sadece bizim yapacağımız seslendirme ya da müziklerin sesini açabiliriz bu şekilde. En altta da kullanabileceğimiz tool'lar var arkadaşlar. Photoshop'taki gibi, Premiere'deki gibi, işte Illustrator'daki gibi ne kullanıyorsanız herhangi bir kullandığımız programlardaki tool'lar var. Buradan da çıkartmalar ekleyebiliriz, efektler ekleyebiliriz, kesip biçme işlemlerimizi yapabiliriz. Zaten şimdi hepsini teker teker göstereceğim. Bir sonraki aşama, video nasıl kesip biçilir? Burada mesela kesip biçilecek bir videoya gelelim. Mesela şu araba videosu. Araba videosu, bakın parmağımı üstünde gezdiriyorum. Arabalar çıktı. Hop bir tur attılar. Bir tur attılar. Buradan sonrası boş. Evet, şuradan sonrası boş. Ne yapacağım? Bu videoyu seçeceğim ve böl diyeceğim. Bakın en sonunda bir kısım böldü. Buna sil diyerek bundan artık kurtulacağım. Bir yolum daha var. Videomun üstüne tıklarım ve şurada çıkan kulakçıktan sağ ve sola çekerim videoyu. Bakın zaten çektikçe o gösteriyor nereye kadar kırptığımı. Geldim. Son araba çıktığı yerde bıraktım. Mesela videonun ortasından bir yer çıkaracağım. Bakın burada bir efekt koymuşum zamanında o videoya. Burayı çıkarmak istiyorum. Ne yapacağım? Önce şuna biraz zoom yapayım. Bunun girdiği yere tıklayayım bu videoya. Böl dedim. Şöyle bittiği yere de böl diyorum. Zoom yaptım. Bunu aradan çıkar. Sildim attım. Gördüğünüz gibi artık arada öyle bir şey yok.
Şimdi üst üste video koyma. Mesela bir anlatım videosu, sunum videosu ya da oyun videosu hazırlıyorsunuz. Arka planda bir video olsun evet ama ön tarafta da siz görün istiyorsunuz mesela. Burada ne yapacağız? Hemen master videomuzu seçeceğiz. Yani asıl sunumu yaptığımız videoyu seçeceğiz. Buna tıkladık. Ve buradan bindirme seçeneğine geldik. Bindirme seçeneğine tıkladığımız zaman artık bu videoyu bakın ayırdı. Aşağıda başka bir layer haline getirdi. Bunu alıyorum. Videonun en başına kadar sürüklüyorum. Ve biraz önce size dediğim klip sesini kapata bastığım zaman yukarıdaki layer'deki bütün kliplerin sesi kapanır. Bakın artık mesela aşağıdaki layer'deki sesler geçerli. Evet. Ama arkadaki videoyu göremiyorum şu anda da. Ne yapacağım? Videoma tıkladım. Bunu iki parmağımla küçültebilirim. Yerini değiştirebilirim. İstersem kırpabilirim. Mesela ben burada ne yapayım? Ben bu videoda sadece benim kafam görünsün istiyorum. Kırp diyorum. Şöyle soldan sağdan biraz kırpıyorum. Hatta laptopu da çıkartıyorum. Ve kırp diyorum. Gördüğünüz gibi kırpıldı. Artık kendimi istediğim yere koyabilirim. Ha derseniz ki ben arka planımı komple silmek istiyorum. Bu oyun videolarındaki, sunum videolarındaki gibi yeşil ekranla silinmiş gibi silinsin istiyorum. Bunu da yapabilirsiniz ve yeşil ekran kullanmanıza gerek yok. Buradan tekrar arka planını silmek istediğiniz videoya tıklarsınız. Bakın tıkladım. Ve arka planı kaldır seçeneğine tıklarsınız. Gördüğünüz gibi anında arka plan uçtu. Bu arada CapCut bu işi gerçekten çok güzel yapıyor. Arka planı çok güzel siliyor. Video çözünürlüğünüz ne kadar yüksekse arka plan kaldırmada alacağınız kalite de o kadar yüksek olur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Videomuza nasıl yazı ekleriz? Arkadaşlar burada da yazıyı eklemek oldukça kolay. Yazıyı eklemek için aşağıdan metine tıklıyoruz. Ve buradan istersek metin ekleyebiliriz, istersek metin şablonu ekleyebiliriz. Metin şablonu dediğimiz şey biraz daha hani burada hazır GIF'ler gibi diyeyim size. Hani yazının içeriğini de değiştirebilirsiniz. Burada mesela parolam sevgidir diye bunu ekleyebilirsiniz mesela. Bu şekilde eklemeler yapabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube abone butonları vesaire gibi şeyler de bulunuyor bu arada. Buraları kurcalarsınız artık. Bu parolam sevgilileri ekledim. Ne oldu şimdi? Basalım. Evet, şimdi göstereceğimiz uygulamaları da bir açalım. Mis gibi ekledi. Şimdi normal bir metin nasıl ekleriz? Bir de onu gösterelim. Normal metine bastık. Metin ekle dedik. Selam. Selam dedik ve burada yine oldukça fazla seçenek var. Stil kısmından yazımızın rengini, gölgesini, boyutunu, fontunu her şeyini ayarlayabiliriz. Mesela siyah yazsın. Baloncuk kısmından da şöyle bir şey yapayım. Bakın burada diye bir selam geldi. Buna istersek de animasyon oluşturabiliriz. Hop selam. Bakın. Tamam gayet iyi ya. Biraz daha itere bana doğru düzleşsin. Bu şekilde videolarınıza istediğiniz gibi yazı ekleyebilirsiniz. Hatta biraz önce gösterdiğim gibi animasyonlu yazılar da ekleyebilirsiniz. Videodaki geçiş efektlerini nasıl yapacağız? Arkadaşlar videodaki geçiş efektlerini yapmak oldukça basit. İki videonun kesiştiği noktada çıkan bir çizgi var. O çizgiye tıklıyoruz. Daha sonra buradan bakın temel geçişler, kamera geçişleri, MG diye bir şey var. Ne bilmiyorum. Slide geçişleri, efektli geçişler ve maskeleme ile geçişler var. Ben burada en çok kamera geçişlerini kullanıyorum. Mesela dışa çek. Zoom out yaparak çıksın yani. Basalım. Ne oldu? Sen o kutuyu komple getir ben. Gördüğünüz gibi kamera sanki geriye gidiyormuş gibi bir geçiş efekti uyguladı. Şöyle hazır yeri gelmişken şu iki videonun da yerini değiştireyim. Burada videoyu basılı tutarak hop yerini değiştirebilirsiniz. İstediğiniz dizilime getirebilirsiniz. Bu başta söylesem daha iyiydi ama neyse artık gitti. Bakın mesela biraz önceki kırpmadan yola çıkalım. Buna bir zoom yapalım. Bu videoda şöyle geriye doğru çıkan bir videoymuş. Tam geriye doğru çıkmanın başladığı yere geleyim. Bunu böyle kırpayım. Ve iki video arasına yine o geriye doğru giden kamera geçişini koyayım. Bakalım nasıl geçiyor. Nereye baksam kedi. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir geçiş oldu. Siz de video geçişlerinizi kamera hareketlerinize göre ayarlarsanız siz de böyle yumuşak geçişler yapabilirsiniz. Arkadaşlar CapCut'ta diğer uygulamalarda olduğu gibi filtreler kullanabiliyoruz ve videonun rengiyle oynama yapabiliyoruz. Videoya tıkladıktan sonra filtreler dersek bize zaten hazır birkaç tane filtre gösterecektir. Mesela atıyorum şunu seçtim. Ama mesela bu filtre bana fazla geldi. Aşağıdaki şu bardan istediğim kadar kısıp açabiliyorum. Gördüğünüz gibi mikrofonu biraz daha ortaya çıksın istiyorum mesela. Bastım. Ya da başka bir filtre seçtim. Bununla biraz kısıp oynayabiliyorum. Orada güzelmiş ha. Ve daha sonra aşağıdan onaylıyorum.
videoma o filtre artık yedirilmiş oluyor. Ve son aşama videomuzu kaydetme. Arkadaşlar her şeyi yaptık. Artık videomuzu kaydedip sosyal medyamıza yüklemek istiyoruz. Ne yapıyoruz? Size başta gösterdiğim gibi hangi kalitede kaydedeceğimizi seçiyoruz. Mesela 4K'ya bastım. Ve sağ üstteki yukarı ok butonuna basıyoruz. Videomuz dışarı aktarılıyor. Videonuzun uzunluğuna, kalitesine ve telefonunuzun işlemcisine göre bu süre değişir. Arka plan silme ve bindirme gibi özellikleri de kullanırsanız bu render süresi biraz uzayabiliyor. Evet ve artık videomuz paylaşıma hazır. Buradan istersek WhatsApp'tan birine mi yollarız, Facebook'a mı yükleriz, TikTok'a mı paylaşırız, Instagram mı, YouTube mu ne yaparsak yaparız. Bu bizim elimizde. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. CapCut'la ilgili sorularınız olursa lütfen aşağıda yorum kısımlarında belirtin. Ben de ona göre videolarımı yönlendireyim. Ona göre videolar çekeyim. Zaten yorumlarda da cevap olarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz orada da kısa kısa böyle eğitim reelsleri paylaşıyorum. Onlardan da faydalanırsınız. Beni de takip etmiş olursunuz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.